Sevgili seyirciler, özellikle çocuklarda sıkça görülen boğaz enfeksiyonu ile birlikte eklemlerde de şişlik görülüyorsa ileriki yaşlarda kalp yetmezliğine neden olabilir. Uzmanlara göre bu tehlikenin önüne geçmenin en iyi yolu kan testi yaptırmak. Boğaz enfeksiyonu deyip geçmeyin çünkü kalbi vurabilir. Akut eklem romatizması, yani halk arasında bilinen ismiyle romatizmal ateş. Basit bir boğaz enfeksiyonu ile başlayan bu hastalık tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabiliyor. Tedavi edilmezse ileriki yaşlarda enfeksiyondan daha çok 5-10 yıl sonra kalp kapaklarında kalıcı sekeller ortaya çıkar. Onun için kalp kapaklarında bir sekel ortaya çıktığı zaman da hastada kalp yetmezliği ortaya çıkar. Düşünün, 5-15 yaşında hasta çocuk boğaz enfeksiyonu geçiriyor, bu hastalığa yakalanıyor ve daha sonra 10 yıl sonrasını veya 5 yıl sonrasını düşünürseniz en verimli, en aktif çalışacağı dönemde kişi kalp hastası oluyor. Üstelik hastalığın tedavisi erken dönemde aspirin ve antibiyotik tedavisiyle mümkün. Basit bir kan testi yaptırmak yeterli. Bu bakteriye bağlı enfeksiyon ortaya çıktığı zaman %40 ile 80'e kadar değişen kalbin tutulması söz konusu olabilir. O bakımdan çok önemli. Onun için peki ne yapılacak? Gerçek tanıyı konacak ve bu bakteri elimine edilecek. Bu bakteriye ait kan analizleriyle, boğaz kültürüyle bu bakteriye bağlı bir enfeksiyon olduğu ortaya konursa yapılacak şey bakterinin eradikasyonu, tedavinin erken dönemde aktif bir şekilde tedavi edilmesi. Ağız içi enfeksiyonlarından sonra görülen romatizmal ateş bazı durumlarda beyni ve böbrekleri de tutabiliyor. Sanılanın aksine ise eklemlerde kalıcı hasar yaratmıyor. Herkes bilir ki romatizmal ateş dediğimiz zaman veya akut eklem romatizması dediğimiz zaman ne olur? Ekleminde bir sakatlık kalacağını düşünürsünüz. Kalmaz. Onun için derler ki akut eklem romatizmasında romatizma eklemleri yalar, kalbi ısırır derler. Onun için hastalara düşen şey basit bir enfeksiyon demesinler.